Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Az malzeme ile çok lezzetli bir pasta yapmanın en kolay yolunu göstereceğim. Yoğurtlu nefis bir pasta hazırlayacağız. Hem de çok kolay hazırlayacağız. Öncelikle alt ve üst tabanını yapmakla başlayalım. İki tane yumurta sarısına ihtiyacımız var. Yumurta sarısını, şekeri ve tereyağını bir kapta çırpmaya başlıyorum. Kurabiye hamuru gibi dağılan, böyle elde dağılan bir hamura ihtiyacımız var. Şekeri ve yumurtayı çırptıktan sonra tereyağını da hafif ılıkken içine ilave ettim. Bu şekerin içinde erimesine yardım edecek. Daha sonra unlu malzeme içine ekleyeceğim ve elimle yoğuracağım. Hamuru iki parçaya ayıracağım. O kenarda dinlenirken ben de yoğurtlu kremasını hazırlayacağım. Bir su bardağı un yaklaşık 110 gram kadar un alıyor. 200 mililitrelik su bardağıyla tabii ki. 2 su bardağı 220 gram un eder. Bizim 200 gram una ihtiyacımız var. O yüzden su bardaklarını çokça doldurmayın. Şöyle bir böyle ufak bir yarım parmak kadar eksik olsun onlar. Hamurun bu yumurta, yoğun yumurta tadını kırmak için ben içine 2 paket vanilin ilave ettim. Sizler dilerseniz limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Bir araya getirdiğim hamurumu 2 eşit parçaya ayırdım. Şimdi bunlar kenarda beklerken ben kolayca yoğurtlu kremayı hazırlayacağım. Yoğurtlu krema için kenara ayırdığım yumurta aklarım var. Yumurta aklarını şekerle birlikte mikser yardımıyla güzelce köpürteceğim. Yarım su bardak kadar şekeri azar azar içine ilave ediyorum. Bu sayede de bir taraftan böyle kar haline geliyor, merenk haline geliyor. Mikserin ucunda da göstereceğim şöyle. Kuvvetli bir mikserle yaklaşık 1 dakika, 1,5 dakika kadar çırpmanız yeterli gelecektir. Bu kıvamı verdikten sonra kremanız köpük köpük olacak içinde. Merengim hazır. Şimdi içine yoğurdu ilave edeceğim. Yoğurdu ben süzme olarak kullandım. Süzme yoğurt kullandım. Şayet siz ev yoğurdu kullanacaksanız bir türbans yardımıyla suyundan arındırabilirsiniz. Yoğurdun sert kıvamda olması kremanın kıvamı için çok önemli. Siz çok cıvık bir yoğurt kullanırsanız üzerine koyacağınız o turta hamurları dibe çöker. İstediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Üstü çatlar. Ekşi olur. Yoğurt suyunda biliyorsunuz bir ekşilik vardır. Onu istemiyoruz. İçine kıvam vermesi için un ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Şayet evinizde nişasta yoksa 3 yemek kaşığı un da ilave edebilirsiniz. Tekrar mikser yardımıyla çırpıyorum ve kremam artık hazır. Bu tarifi kelepçeli kek kalıbında da yapabilirsiniz. Çok da güzel durur. Ama ben evlerinde kelepçeli kek kalıbı olmayanlar için borcam da yapmak istedim. En küçük boy kare borcam 22 santim kenar uzunluğunda olan kare borcamı seçtim. Dibini mutlaka bir böyle güzelce katı yağ ile yağlayıp üzerine de unla birlikte tabak oluşturuyorum. Bu sayede içinden çok kolaylıkla çıkacaktır. Yaklaşık 8 kişilik bir tariftir. 8 kişilik pasta adedi, pasta dilimi çıkartacağız. O yüzden gayet de bereketli bir tariftir bu küçük kalıba göre. Kenarda bekleyen hamurumun ilkini aldım ve aşağıya yani alt tabakasına böyle ufalıyorum ve elimle şöyle düzgünce yaydıracağım. Her tarafın eşit şekilde gelmesine özen göstereceğim. Biraz da kenarları yükselteceğim ki içine koyduğum yoğurt kenarlara yapışıp yanmasın. Alt tabanımı hazırladıktan sonra yoğurtlu kremamı da üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi kremanın içinde yağ yok, krema yok. İşte böyle bir ne bileyim süt türevi krem şanti yok. Gayet hafif bir pasta oluyor. Hatta öyle ki bana cheesecake'i andırdı. Yedikçe yedirtiyor. Ekşi tatlar da yanına eminim çok yakışır. Bir ahududu kreması yapabilirsiniz yanına. İşte bir frambuaz reçeli koyabilirsiniz. Çok yakışır.
Yoğurt kremam gayet koyu bir kıvam olduğu için üzerine rendelediğim hamur üzerinde kalacaktır. İkinci parça hamuru aldım. Üzerine eşit bir şekilde dağıtmak adına rendeliyorum. Böyle bir rende kullandım üzeri için. Kenara dökülenleri de şöyle kenarlarına koyacağım. Bütün her tarafına eşit gelecek şekilde hamuru tamamen üzerine rendeleyeceğim. Yaklaşık 175 derecede, 175-180 derecede fanlı ayarda, turbo ayarında 30-35 dakika arası pişiyor. Dikkatli pişirelim. Her fırın aynı sonucu göstermiyor ne yazık ki. Şöyle bir üzeri hafif kızaracak ve kabaracak. Kabardıktan sonra dinlenirken, soğurken biraz daha şey yapacak, çökecektir. Hiç merak etmeyin. Tadında ya da dokusunda en ufak bir eksi olmayacak. Ve tamamen soğuyan pastamı artık kabından çıkartabilirim. Kabından nasıl çıkarttığımı da sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir düz bir taban ya da düz bir tabak kullanabilirsiniz. Altını yağladığım ve unladığım için zaten kolaylıkla çıkacaktır. Kenarlarından hafif yoğurt tutuyor olabilir. Onları bir bıçakla ayırabilirsiniz. Üzerine ılıkken de bu pudra şekerini serpebilirsiniz. Ama ben sonradan dökülmesin diye serpmedim. Soğuduktan sonra serptim. Ve pudra şekeriyle birlikte servis yapacağım. Şöyle bıçakla keseceğim. Size ara katlarını göstereceğim. Altı üstü böyle kıtır kıtır çok güzel pişmiş bir turta hamuru. İçi yumuşacık ve çok hafif bir kreması var. Gerçekten çok lezzetli ve hafif bir kreması var. Dediğim gibi ekşi tatlar yanına çok yakışır. Bana cheesecake andırdı aynı tadı. Az bir malzeme ile 8 kişilik nefis bir pasta hazırladık. Üstelik muadili çok az olan pastalardan. Bu yoğurtlu pastalar biliyorsunuz yoğurt kremalı pastalar henüz çok yeni. Herkes de bulunmayan nadir tatlardan. Alışılagelmiş tariflerden sıkılanlara nefis bir tarif önerisi bence. Çok ama çok beğeneceğinizi umduğum bu tarifi inşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Kanalımda buna benzer yüzlerce tatlı pasta tarifine ulaşabilirsiniz. Pasta yapmayı çok seviyorum. Kurabiyeydi, baklavaydı. Bayılıyorum yapmaya ve sizlerle paylaşmaya. Sonucundan emin olduğum ve beğendiğim tarifleri sizlerle paylaşıyorum. İnşallah faydalı oluyorumdur. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız beğene tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız mutlaka ama mutlaka abone olun. Ve en yeni tariflerden önce sizin haberiniz olsun. Benim gibi dokusuyla çatalımı şöyle bir daldırdım pastama ve size kıvam göstermeye çalışıyorum. İçinin tokluğunu, işte üstünün altının ne kadar muazzam bir şekilde şeklini koruduğunu göstermeye çalışıyorum. İnşallah sizler de bu nefis tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.